Merhabalar, ben Bülent Yar. Bundan sonra her cumartesi Bloomberg HT'de Bana Hikayeni Anlat programını hazırlayıp sunuyor olacağım. Bugünkü ilk program konuğum Koçtaş Ticari'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sevgili Benay Bitirici. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent'ciğim, sağ ol. Benay'cığım, Koçtaş'ın Türkiye pazarındaki kısa tarihçesiyle istersen başlayalım. Bu programda hakikaten fark yaratanların başarı hikayelerini ben özellikle önemsiyorum. Uzun yıllardır sektörde yer almış önemli ve değerli bir markanın yöneticiliğini yapıyorsunuz. Öncelikle biraz markayı tanıyalım, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Buyurun. Peki, öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlk programında seninle birlikte olmak çok güzel. İnşallah hem seyredenler için hem de senin için çok keyifli bir program olur. Çok teşekkürler. Beni de böyle güzel anons etmiş olman çok hoşuma gitti. Çok sağ olasın. Dün akşam oğlumla konuşuyordum böyle bir programa katılacağım diye. Bana dedi ki senin enteresan bir hikayen yok ki, ne anlatacaksın bana hikayeni anlatınca. İnşallah güzel, keyifli bir program yaparız hep birlikte. İnşallah hoşuna giden hikayeler olur. Koçtaş 1955 yılında bir yapı marketi değil, bir toptancı olarak kurulmuş şirket aslına bakarsan. Çok uzun yıllar müteahhitlere inşaatlar için malzeme satarak başlamışız iş hayatına. Onun arkasından 1996 yılında perakendeciliğe geçiş kararını almış şirket ve ilk mağazayı İzmir'de kurmuş. Sonra yolculuk yavaş yavaş devam ederken artık pazarın büyüklüğü, Koçtaş'ın daha da büyümeye olan hevesiyle birlikte demişiz ki bir bu işi çok iyi bilen, perakendeyi ve yapı market için çok iyi bilen bir ortak bulalım. Ve neticesinde de 2000 yılında Kingfisher'la bir ortaklık kurmuşuz. Koçtaş'ın büyümesi bu yıllardan sonra çok hızlı. Şu an 19 ilde 42 mağazada müşterilerimize hizmet veriyoruz büyük mağazacılık olarak. İstanbul'da da 17 tane de ilave olarak küçük mağazayla ev geliştirme sektöründe yer alıyoruz. Peki, harika. 2017 birçok endüstri için aslında biraz zorlanılan bir yıl oldu. Birçok makroekonomik değişkende hareketlenmeler görülen, tüketici davranışlarını bir şekilde öngörmeye çalıştığımız bir endüstri pazarlama. Ve birçok markanın zorlandığını görsek de çok başarıya ulaşmış markalar da var ve Koçtaş da bunlardan biri zannediyorum. Evet. Nasıl bir 2017 geçirdi Koçtaş? Nasıl bir 2017 geçirdi diye biz şöyle cevap veriyoruz kendi içimizde. Eğlenerek, öğrenerek ve büyüyerek geçirdik. Eğlenerek geçirdik çünkü istiyoruz ki gerçekten iş bizim için keyifle geldiğimiz bir yer olsun. Yaptığımız her şeyden önce kendimiz mutlu olalım ve keyif alalım. Dolayısıyla gerçekten çok keyifli bir yıl geçirdik. Diğer taraftan öğrenerek geçirdik. Çünkü bu sene 2017 senesi bizim için müşterilerimizi daha da iyi tanımak, altyapımızı güçlendirmek, önümüzdeki yıllara hazırlık için önemli bir seneydi. Dolayısıyla çok yeni şey öğrendik, çok yeni şey denedik. Denemenin önemine çok inanıyoruz şirket olarak. O yüzden de sonucunda büyüme olarak da aldık. Dolayısıyla da keyfimize keyif katmış olduk. Bizim için güzel bir yıldı diyebiliriz. Çok güzel. Bu arada tabii data, içerik, teknolojinin olağanüstü bir hızla ilerlemesiyle beraber markalar aslında bu değişimin, tüketicilerin hayatlarındaki değişimleri takip etmeleri ve buna uygun ürün ve hizmetler üretmeleri anlamında değerli. Bu manada Türkiye'deki tüketiciye dair ne tür bir eğilim, ne tür bir değişim gözlemlediniz? Bu gözlemlere örnekler de verebilirseniz çok memnun olurum. Çünkü çok genç bir nüfus, bir şekilde kendin yap pazarı adına çok önemli bir marka Koçtaş. Biz genelde ya komşudan yardım isteyen ya da evde o işlerden anlayan birileri olur. Ben sürekli hakikaten takım çantası taşımış bir çocuktum. Ne zamanki üniversite hayatında ayrı bir eve çıktım, çivi bile çakamadığımla yüzleştim. Koçtaş bu manada da hakikaten bu değişimi tetikleyen bir marka. Müşterilerin beklentilerinde, davranışlarında ne tür değişimler gözlüyorsunuz? Öncelikle dediğin çok doğru. Ben de anneannemi hatırlıyorum. Her sene böyle Mart'ta, Nisan'da bütün evi boyar. Ondan sonra da çamaşırları da yıkadım kızım. O evi boyamakla kalmadım derdim. Ben de peşinden böyle fırçayla dolanırdım. Ama mesela annemde hiç böyle bir sahne hatırlamıyorum. Kendim hiç yapmışlığım yok. Dolayısıyla da gerçekten de kendin yap. Hem
tecrübelerin bizlere geçmemesi nedeniyle büyük ihtimalle hem zamansızlık hem başka şeylerden keyif alma gibi nedenlerle ne yazık ki ülkemizde diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. Ama yine de evini güzelleştirmek, evini geliştirmek Türk halkının da büyük tutkusu. Çünkü evi güzelleştirdikçe hayat da güzelleşiyor. Hani bir ufacık bir perde alsan, bir kenara taksan, evet, gerçekten hani böyle sanki bir fabrikada büyük bir işte ne bileyim motor üretmişsin havasında, çok keyif veriyor insanlara. O yüzden sektör çok büyük, devasa bir sektör ve büyümeye de devam ediyor. Ama bununla birlikte tabii ne var? Davranışlardaki en önemli değişiklikler aslında dijitale doğru kayma. Müşterinin artık bizim müşterilerimizin birinci yolculuğu mutlaka ve mutlaka internette bir arama yaparak başlıyor. Çok ciddi oranda bununla ilgili büyük arama motorları var biliyorsun. Onlarla evet, birlikte yaptığımız çalışmalar çok analitik altyapıda, yani mağazadan alışveriş yapan müşteriyle Koçtaş.com.tr'den alışveriş yapan müşteriyi eşleştirmeye çalışıyoruz. Ya şimdi da, biraz daha basit anlatırsak, önce ihtiyaç doğuyor. Önce ihtiyaç doğuyor. İhtiyacı tanımlıyor tüketici, evet, ve sonra bu ihtiyacını giderebilmek için ilk başvurduğu yer internette arama motorları. İnternette arama motorları. Eskiden biz ne yapardık biliyorsun, işte bir önce dergileri araştırırdık, bulmaya çalışırdık, fikir oluşturmaya çalışırdık. Ondan sonra da dükkan dükkan gezerdik. Evet. Şimdi artık bunun öncesinde çok önemli bir adım var. O da o fikirleri de ilham verecek ortamları da internette araştırıyor müşterilerimiz. Ürünleri de ondan sonra karar vermek için yine ilk yolculuk burada başlıyor. Bizim çıkardığımız data şunu gösteriyor. İnternette bizi araştırmış olan müşterilerin yarıdan fazlası Koçtaş mağazalarına gelerek alışveriş yapıyor. Tabii bazı ürünlerimizi böyle internetten görüp seçmek çok kolay değil. Ama yine de mesela ben internet satışlarının detayına indiğimde çok şaşırıyorum. Yani gerçekten benim için mesela belki biz biraz daha yaş itibariyle tutucu olmuş olabiliriz ama benim için bir mutfağı internetten seçmek yani hani çok zor, imkansız demeyeyim ama gerçekten çok zor. İlla gözümle göreceğim diyeyim, kapağını açacağım, evet, çekmecesini dokunacağım. Ama gerçekten çok ciddi şekilde mutfak dolabı satıyoruz. Dolayısıyla da hani nesil değişiyor, davranış şekilleri ciddi şekilde değişiyor ve hayat ilk önce internette araştırmayla başlıyor. Burası en büyük değişiklik diyebilirim. En büyük değişiklik değil mi? Önce online'da arıyor ama bazı ürünler için sipariş verebiliyor kolaylıkla. Bazı ürünler için mağazayı mutlaka ziyaret edip, evet, görmek ve seçeneklere dokunmak, hissetmek istiyor. Evet. Evet. Aslında markaların yolculuklarında bence en değer verdikleri noktalardan biri de müşteriyi o mağazadan içeriye alabilmek ya da online bir platformsa oraya alabilmek ama orada da tutabilmek ve bir bağlılık yaratabilmek. Çok doğru. Marka sadakati konusunda da Koçtaş'ın belli çalışmaları var. Biraz da bunlardan değinebilir misiniz? Tabii biz geçen yıl demiştim ki bizim için öğrenme yılı oldu. Geçen yıl dedik ki müşterilerimizi daha fazla tanımak istiyoruz. Çünkü Koçtaş'tan düzenli alışveriş yaptığını bildiğimiz bir grup müşterimiz var ama bu bazı olabildiğince büyütmek istiyoruz. Dolayısıyla da bütün bağlılık programımızı geçen yıl itibariyle yeniledik. Koçtaş kart kullanan müşteri oranı %70'in üzerine çıktı şu an ki gerçekten sektörün benchmark rakamlarından. Çünkü hani böyle çok küçük bir alışveriş yaptığınızda genellikle kullanmıyorsunuz ama o büyük alışverişlerde müşterilerimizin neyle neyi aldığını bilmemizi sağlayan, evet, ya da tarzları, trendleri, tüketici davranışlarını en küçük segmente kadar analiz etmemizi sağlayan çok önemli bir baza ulaştık. Elbette bu arada müşterilerimize de çok önemli faydalar sağlıyoruz. Bizim bütün indirimlerimiz bu kartta geçerli. Bununla birlikte kart kullanarak yaptığınız alışverişlerde fiş, fatura vesaire saklamanıza gerek yok. İstediğiniz zaman iade edebilirsiniz. Ya da işte bir yedek parça ihtiyacınız olduğunda hangi üründü, kodu neydi vesaire diye uğraşmanıza gerek kalmadan bizim sitemiz üzerinden biz size çok rahatlıkla bunları önerebilir durumdayız. Kampanyalarımızdan daha erken haberdar olma vesaire gibi gerçekten müşterilerimize de çok önemli faydalar sağlıyoruz. Ama müşteri en önemli faydası, sen eğer daha böyle kendin yap tarzı bir insansan, sana matkapla ilgili kampanyaları, bense daha dekorasyonla ilgili bir insansam, evet, bana da yeni perde ürün gamının geldiğinin bilgisini geçerek
gerçekten de hani o uygun tüketiciye, aynen, uygun ürünü sunma fırsatını sağlıyor bize. Harika. Bu da tabii yılgınlık yaratmıyor. Çok fazla reklam tabii, mesajına maruz tabii. kalıyor Hepimiz tüketici. Hepimiz onları siliyoruz. Hakikaten öyle. O yüzden çok iyi oldu. Harika. Bu arada inanılmaz bir dijital dönüşüm, evet. Değişim de diyemiyoruz artık, dönüşüm konuşuluyor. Ve bütün başarılı liderlerde hakikaten değişimle hızlı uyumlanabilmek, bu değişimi doğru okuyabilmek ve iş süreçlerine doğru hızda, doğru zamanda uyarlayabilme yetkinliği olduğunu görüyoruz bu liderlerde. Burada geç kalan markaların da zarar gördüğünü ve tüketicinin de buna reaksiyon verdiğini de görüyoruz. Şu an isim vermeyi çok doğru bulmuyorum ama dünyada çok önemli markalar bundan sadece 20 yıl önce, 15 yıl önce pazar lideri olan markalardan bu gelişimi, bu dönüşümü doğru okuyamayan markaların şu an olmadığını da gördüğümüz bir dünya yaşıyoruz. Bu anlamda bu hızlı dönüşen teknolojinin, verinin ve içeriğin bu kadar ileride olduğu bir ortamda dijital kanallara yaklaşımı Koçtaş'ın nasıl? Dijital kanal stratejimiz, biz toplam pazarlama yatırımları içerisinde, pazarlama stratejimiz içerisinde dijitali nereye konumluyoruz gibi bir soru sorsam. Çok güzel, çok doğru bir soru bu. 2016 yılının sonlarına doğru hem Koç Holding hem de ortağımız Kingfisher dijitalleşme ile ilgili çok büyük proje başlattı ve biz de Koçtaş olarak bunun içerisindeyiz. Dolayısıyla da bütün altyapılarımızı da buna göre adapte etmeye çalışıyoruz. Çünkü artık günümüz müşterisinin tek bir kanala ya da sizin istediğiniz kanala yönelmesi gibi bir durum söz konusu asla değil. Eminim sen de yaşıyorsundur. Benim 23 yaşında bir oğlum var. Geçenlerde arkadaşına hediye alacakmış ve onun için mağazaya gitmek imkansız bir şey. Yani çok zor götürüyoruz. Dolayısıyla da alışverişin %80-90'ı internet ortamında. Birinci seçim kriteri içerik. İçeriği en iyi olan ürünü seçiyor ki hata payı olmasın. Dolayısıyla bizim açımızdan da işte bu İngilizce deyimiyle content is the king diyorlar artık. Gerçekten içerik çok çok önemli hale geldi. Evet, evet. Birinci adımımız bütün bu içeriğin derlenip toparlanması, müşterilerimizin sanki fiziksel olarak mağazadaymış gibi ürünü anlayıp rahatlıkla alışveriş yapmasını sağlayacak altyapının oluşması oldu. Bununla birlikte de sonraki seçim kriteri mağazadan ürünü teslim alabilmesi. Çünkü aksi takdirde işte kargonun gelmesi için 2 gün bekleyecek, ekstra 10 lira kargo parası vermek istemiyor. Onun için çok önemli bir para. Dolayısıyla da müşteri isterse internetten sipariş ettiği malı mağazadan ya da internetten alıp evine getirdiği ürünü iade etmek istiyorsa herhangi bir Koçtaş mağazasını yapabilir hale getirmeye çaba gösteriyoruz. Bütün bunlarla birlikte şirketteki iç süreçlerimizde de çok önemli iyileşmeler yaptık. Stoklarımızın anlık olarak gerçek stoğun görünmesi bizler için çok önemli. Çünkü internet müşterisinin en büyük kabusu da sipariş ettiğin ürünün bir sonraki gün öğreniyorsun ki aslında bu ürün stokta yok. Evet, o kabusun yaşanmaması adına da çok önemli geliştirmeler yaptık. Müşterilerimizi tanıma yolculuğunda da bütün bu analitik altyapı, elimizdeki datayı kullanmak için dijital hazırlıklarımızı önemli ölçüde bitirmiş durumdayız. Bu sene bizim buradan çok büyük beklentimiz var. Geçen yıl yaptığımız bütün bu iyileşmelerle birlikte internet satışlarımız %60'ın üzerinde büyüdü. Müşteri memnuniyeti de aynı müşteri oranda büyüdü. Müşteri memnuniyeti de aynı oranda, evet, büyüdü. O da bizim için çok çok değerli. Müşterilerimiz teveccühlerini zaten tekrar tekrar bizden alışveriş yaparak gösteriyorlar. Fiziksel mağazaya yılda 3 kere, en fazla 4 kere gelirken bir müşterimiz internet mağazamızdan çok daha sık alışveriş yapıyor. Bu da net gözlemlediğimiz konulardan biri. Bununla birlikte bizim en büyük mağazamızda yaklaşık 35 bin kadar ürün var. İnternetteki ürün sayımız ise şu anda bu en büyük mağazanın üstünde. Dolayısıyla da müşterilerimizi hayal ettiklerinden daha fazlasını sunma imkanı sağlıyor bize. İnşallah önümüzdeki yıl çok çok daha fazla ürünü müşterilerimize bu dijital ortamlardan vereceğiz. Keza aynı şekilde mobil uygulamalarımız, evet, işte mobil sitemiz, artık internet sitesi diyoruz ama sen de biliyorsun bilgisayardan sipariş verme dönemi gerçekten bitti. Hepimiz cep telefonundan çok hızlı bir şekilde akşam özellikle cep telefonunda ürünü araştırıp ya hemen hızlı bir şekilde özellikle genç yaştaki müşterilerimiz yine cep telefonundan satın almalarını yapıyorlar. Daha bizler
kıvamındaki müşteriler araştırmayı gene akşam cep telefonundan yapıp gündüz öğlen saatlerinde genellikle siparişlerini bilgisayar ortamında veriyorlar ama davranışlar çok net değişiyor. O yüzden yaptığımız her şey öncelikle mobilde olacak bizim. Harika. Böyle de bir kararımız var. Peki aslında tüketicilerin ayak izlerini tarıyorsunuz değil çok mi? Çok doğru. Neye ihtiyacı var? En son hangi ürünü almış? Ürünün yenilenme zamanı geldiyse oraya tekrar ulaşmak ve onu hatırlatmak. Herhangi bir şekilde memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini takip edebilmek ve bunları yaparken de aslında zamanını nerelerde geçiriyor, hangi içeriklerde kalıyor, yaşam biçimi olarak hangi alanlara eğilimi var gibi taramalarla değil mi? Aslında pazarlama iletişimimizi, pazarlama stratejimizi daha doğru kanallara, o mesajı almaya açıkken ve doğru tanımlanmış bir tüketiciye o yatırımı yapmış oluyorsunuz. Bu da geri dönüşleri artırıyor. Çok güzel. Bütün bu evreni çok hakikaten çok değerli açıklamalarım ve çok da plaza dilinden uzak bir dilde anlattığımız için de çok mutluyum. Bütün bunlar oluşurken bir yandan da inanılmaz bir data birikiyor. Evet. Bu datalar birikirken Koçtaş olarak ya biz şu ürünümüzün satışının neden yukarıya çıktığını çok da anlayamıyorduk. Ya da bu kategori offline'da yani mağazada rağbet görmezken online tarafta satışları artıyor. Bunun nedeni ne ola ki? Gibi sorulara da herhalde yol açıyor. Bununla ilgili yaşadığınız bir örnek var mıdır? Var, çok enteresan örneklerimiz var. Bizim bazı ürünlerimizin mevsimselliği var. Örnek verelim, şu anda ısıtıcılarımızın çok sattığı bir dönem. Dolayısıyla da hani hangi dataya bakarsanız bakın aslında, hatta hiçbir dataya bakmadan da sadece akıl yoluyla da bunu çok satacağını bilmek mümkün. Ama datanın detayına girdiğimizde Ankara'da ısıtıcılarla birlikte balta satışlarının da çok arttığını gördük. Balta. Evet. Böyle çok enteresan sonuçlar var. Ya da bizim için bahçe mobilyaları sadece işte Nisan'la Eylül-Ekim arası sattığımız ürün grupları iken normal mağazalarda, internette şu an çok ciddi şekilde biz bahçe mobilyası, işte saklama sandıklar, kutular vesaire satıyoruz. Aslında hiç sezonu değil. Normalde mağazalarda satışını, alanını azalttığımız, stoklarını azalttığımız bir dönem olmasına rağmen internette halen devam ediyor. Çünkü mevsim itibariyle aslında biz belki burada daha bir soğuktayken ama güney kesimlerde hala ona talep açık var. Açık havada oturulabiliyor. Aynen, ve bahçe mobilyası talebi olabiliyor. Hatta bahçe mobilyalarının evlerin içinde de kullanıldığını gördük. Özellikle ahşap grubunun. O yüzden çok enteresan şeyler yaşıyoruz böyle. Harika. Miymiş diye. Peki 2018'i konuşursak şu an başındayız. Umutlu girdiğimiz bir yıl. Koçtaş için 2018 ne ifade ediyor? Hangi önceliklere odaklanmayı planlıyorsunuz? Bizim için bir kere bu bahsettiğim dijitalleşme yolculuğunun önemli adımlarına devam edeceğimiz bir yıl. O yüzden yine öğrenmeye ve ama daha çok uygulamaya da devam edeceğimiz bir yıl. O yüzden bir kere istiyoruz ki yine keyifle çalışmaya devam edelim. Bununla birlikte de bu yaptığımız, geçen yıl ektiğimiz o tohumların büyüdüğünü, sonuçları aldığımızı görelim. O yüzden de yine odağımızda elbette ki dijitalleşme var. Burası çok net. Bununla birlikte bu kartlı müşteri kullanımı, yani müşterilerimizi daha çok tanıma kısmı yine bizim en kritik önceliklerimizden. İstiyoruz ki mevcut müşterilerimizi daha çok tanıyalım. Onların ihtiyaçlarına ürünle değil, yarattığımız çözümlerle cevap verelim. Sosyal medya tarafı bizim için çok çok önemli hale geldi. Fenomenlerden yararlanıyoruz. Çünkü insanlar artık orada biliyorsun, fenomenler onlar için bir çeşit mentor. Hani böyle mahallelerde, evet, bir Ayşe teyze olur, hep akıl danışılan, evet, ya. Gerçekten oradaki o önemli boşluğu doldurmuş görünüyorlar. Onlarla birlikte çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Zaten şu anda olması gereken bir şey ama videolar, kısa videolarla neyin nasıl yapıldığı, Koçtaş'la nasıl yapılır diye bir televizyonda bir kanalımız var. Televizyon demeyeyim, internette bir kanalımız var, isim vermemiş olayım. Orada da çok güzel yorumlar alıyoruz müşterilerimizden. İşte
gerçekten klozetimde bir problem vardı. Koçtaş nasıl değiştireceğini klozet kapağını gösterdi. Çok teşekkürler diye. Bunu herhangi bir reklamı yayınladığınızda böyle yorum almanız mümkün değil. Ama bu tarz çözüm videolarıyla gerçekten çok ciddi sonuçlar aldığımızı gördük. Bununla birlikte de ilham vermeye müşterilerimize daha da artacak oranlarda devam etmek istiyoruz. Bizim için çok önemli çünkü işte biliyorsunuz sosyal medyanın bir kısmı gerçekten sadece ilham amacıyla müşterilerimizin, hepimizin kullandığı mecralar. O yüzden oralarda da büyüyeceğiz. Artık bizim için ürünleri anlattığımız kataloglar yerine çözümleri anlattığımız keyifli dergiler olacak hayatımızda. Harika. Bu şekilde inşallah yine güzel bir yıl geçireceğiz. Başarılar diliyoruz Koçtaş'a. Çok teşekkürler. Çok güzel bir yıl olsun. İnşallah. Evet, Benay Bitirici büyük bir tutkuyla işini ve 2018 planlarını anlattı Koçtaş'ın. Buradan tüm Koçtaş çalışanlarına başarılar dilemiş olayım. Programı kapatmadan biraz da sizin kariyer yolculuğunuz nasıl gelişti? Biraz da sizi tanıyalım istiyorum. Benim özellikle son iki yıldır hani Benay'cım diyecek boyutta bir birlikte çalışmışlığımız var. Hakikaten hep enerjiniz yüksek. Her zaman yüksek kalsın. Buraya Benay Bitirici nasıl geldi? Kısaca sizi de bir tanıtırsak çok sevineceğim. Açılışta da söylemiştim. Oğlum diyor ki senin enteresan bir hikayen yok. Hakikaten yok. Çünkü şöyle söyle, neden yok dedim. Çünkü zaten hani iyi eğitimli bir anne babanın çocuğusun. Bir kadın olarak okumana hiç kimse engel olmamış. Aksine hep desteklenmişsin. Onun arkasından mezun olduktan sonra da Koç grubu gibi kadının erkekle eşit değerde görüldüğü bir grupta çalışmaya başlamışsın. Dolayısıyla senin enteresan ne hikayen var dedi. Bir yerde de haklı gerçekten. Çok şanslı bir kariyer yolculuğum oldu şimdiye kadar. Eminim bundan sonra da o şekilde devam edecek. Ben İnşallah. Aslında bir makine mühendisiyim. Sana söylemiş miydim hatırlamıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun oldum. Onun arkasından da bu yolculuk ilk önce Koç grubuyla kariyerime başladım. Arçelik'te bir 19 yıl geçirdim. Üretimden lojistiğe, tedarik zincirine, satın almaya kadar pek çok fonksiyonda görev aldım. Sonra da Koç Holding takdir gördü sağ olsun. Koçtaş'ta bu pozisyona geçtim. Hem üretim sektörünü hem perakende sektörünü görmek benim için çok çok keyifli. Her iki işte bütün bu yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum Koç grubunda. Bütün bu 25 yıl boyunca yaptığım bütün işlerde benim kişiliğimle, karakterimle o kadar örtüşüyor ki hızlı sonuç alabileceğim, bu evet. işte senin bahsettiğin enerjiyi yansıtıp yaşayabileceğim ve kendimi de mutlu edebileceğim işler. O yüzden benim için ayaklarım bir gün geri gitmeden geçen çok keyifli bir 25 yılın neticesinde sürekli çalışarak hem eğlenerek, iş arkadaşlarıyla çok severek, çok keyifli zaman geçirerek 25 yılı akıttım gitti. Nasıl gitti ben de bilmiyorum. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok, çok teşekkür yoğun ederim. Temponuza rağmen vakit ayırdınız. Sahiden çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. Efendim, keyifli bir sohbetin sonuna geldik. İlk programımızda umarım sizleri de sıkmadık. Önümüzdeki hafta Bana Hikayeni Anlat programında yeni bir hikayeyle tekrar karşınızdayız. Hoşça kalın.